bildin katledin. Öldürün. Desteğim sonsuz. Yapacağız diyor. Hatta Seda Hanım bu karşı harekat başladıktan sonra birkaç gün sonra askerlere şunu da söyledi savaşçılarına, savaşacak unsurlarına. Ne yaparsanız yapın sizi yargılamayacağım dedi. Hı hı. Bakın bu çok önemli. Yani şimdi savaş alanında bir şeyi vardır. Savaşın çatışma kuralları hukuku vardır ama adam kendi askerlerine Netanyahu öldürün, katledin yargılamayacaksınız diyor. Bu Savaş sicili Hitler'den çok temiz. Hitler'den çok şey öğrenmiş. Efendim? Hitler'den çok şey öğrenmişler. Yani aslında bir de şöyle de bir şey. Evet tabii maruz kaldıklarından kıyasladığınızda çok. Evet yani bir şekilde katliamın. Yani bir katliam Hitler soygurumu yani var bir de bir Netanyahu soykırımı oldu. Evet diyor. yani İbrahim Bey şöyle. İsrail ordusu savaş sicili çok temiz olan bir ordu değildir. Amerikan ordusu da öyledir. E, Uluslararası hukukta savaşın hukuk kuralları bellidir. Kara hukuk evet. kuralları, deniz hukuk kuralları, hava hukuk kuralları e, hepsinin Neler olduğu, nelerlerin vurulabileceği, aşağı yukarı tahmin ediyorsunuz. nerelerin vurulmayacağı, kimlerin harpesi olacağı Hastaneler, Belli derler insan yolları. Ki. Yani kimler savaşçıdır, kimler değildir dahi bellidir. Yapılması gerekenler de bellidir. Ama İsrail'in şu ana kadar yapmış oldukları savaş hukukunu da bırakın uluslararası hukuku her şeyi ihlal etmiş durumda. Bu görünen bir şey. Şimdi buradan baktığımızda da yine Netanyahu şunu söylüyor. E, bu arada e, Seda Hanım Hamas bir teklifte bulundu. Aslında Hamas ilk aşamada şunu söylemişti. Hı hı. Eğer çok saldırılarınız devam ederse her saldırıya karşı bir rehineyi öldüreceğim dedi. Uygulamadı onu ama. Evet, evet, Yapmadı. İkincisinde bir kısmını bırakacağım dedi. Hatta bir teklifte bulundu. Dedi ki rehineleri ben teslim edeyim karşılığında da hı hı. E, İsrail'deki hapishanedeki tutukluları e, hı hı. verin. E, Netanyahu bunu da kabul etmedi. Hatta şöyle dedi böyle bir şey ben barbarlığı karşısında yenilme, terörizm karşısında yenilgi falan algılıyorum şeklinde kabul etmedi. Yani tamamen kanalları tıkadı. Bu çerçevede de sürekli olarak askeri kanattan şu ifadeler verildi. Harekatımız planlandığı şekilde devam ediyor. İkinci aşamaya geçtik. Ordumuz çok güçlü vesaire. Bu şekilde bir ilerleme devam etti. Arada bu tabii bu bir de bu şeye bakalım. Yani e Gidecekleri bölgede bir tünel korkusu var, rehine krizi var. Yani bu krizi derken rehine kurtarabilme anlamında bir kriz diyorum. Bu manada ABD baktığı zaman yukarıdan Netanyahu'nun başarısızlığa doğru gittiğini görüyor. Ve oraya askeri danışmanlar gönderdi. Süreci çok iyi takip ediyorsunuz. Eski Felduce'de görev yapmış, Felduce Kasabı isimli hmm. James Green geldi oraya, kor general. Orada işte Irak'taki yapmış olduğu katliam tecrübelerini aktar. Bakın ne kadar, kadar ayıp bir şey. Ne, evet. ne kadar acı bir şey yani. Katliam tecrübelerini aktarmaya geliyor ama Belduce'deki harekat meskun mahallelerde yani satı üzerinde harekat. Unuttukları bir şey var ya da atladıkları, unuttukları demeyelim de çok aslında e, çekindikleri bir konu da şehir altındaki savaş olayı. Yani yer altındaki savaş. Bir Vietnam acıları var zaten bunu biliyorlar. O konuda sıkıntıları var. Geldi gitti danışmanları geldi. İşte 2000 küsur asker geleceği söyleniyor ama o askerler de bu bölgedeki özellikle e, Amerika'nın ve İsrail'in dikkatini dağıtabilme adına hı hı. İran tarafından yapıldığı değerlendirilen Suriye'nin kuzeyine, e, kuzeybatısına, doğusuna ve Irak'taki Amerikan üslerine yapılan saldırılardaki hava üs, hava üslerinin işte oralardaki hava güvenliğinin, hava e, savunması güvenliği sağlam amaçlı geldiği söyleniliyor. Fakat ne kadar inanabilirsiniz Amerika'nın beyanat beyanlarına o da ayrı bir konu. Evet. Efendim e, devam eden süreçte efendim arada e, Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkeleri, daha doğrusu bölge aktörlerinin dışındaki aktörler tarafından bir ateşkes, bir durdurma çabaları da evet, sonuçsuz kalıyor. Maalesef, i̇şte evet. malum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'deki evet. 5 daim üyenin veto hakkından dolayı Amerika'nın teklifini Rusya, evet. Rusya'nın teklifini ABD veto ediyor. Dolayısıyla bir açmaza doğru gidiyor Gidim, bu doğru. süreç şu anda. Tabii e, bölgesel krize doğru gider mi? Onu tabi ayrıca evet. değerlendireceğiz. Oraya da geleceğim. Harekatla ilgili birkaç bilgi söyleyeyim. Ondan sonra da ...gelişmeler çerçevesinde bölgesel olarak da bir değerlendirin evet, istersiniz. Onu zaten istersen. Arif Bey'le de onu da katarak tabii ona da sorarak evet. yapacağız. Sadece şimdi... Evet. Harekatla ilgili de son birkaç günün tabloyla ilgili, günlük Oraya ilgili. Yani Bu çerçevede tabii işte şeyleri söylemiyorum. Vurdukları yerleri mülteci kampların, hastaneleri, işte evet. refah sınır kapısının açılması vesaire falan. Şimdi harekatını onlar üç aşamaya oturtmuşlar gördüğüm kadarıyla... Birincisi şöyle söylemiştim bunu zaten ateş desteği ve hedef tespitle ilgiliydi. Çok hassas olduğu iki nokta var. Birincisi o bölgeye girdikleri zaman yer altındaki tünellerde sahadan kesin aldığımız bilgi, teyit edilmiş bilgidir. Hamas'ın 2006'dan bugüne kadar İbrahim Bey yaklaşık olarak 5 bin ila 7 bin özel eğitilmiş tünellerde savaşacak özel olarak eğitilmiş bir silahlı gücü var. Özel olarak sadece tünel savaşçıları bunlar yani satı üzerinde ayrı savaşları var. Şu anda çatışmalarda bir ilfil savaşanların altının yerin şeyin altında aşağıda şey var. Savaş unsurları var. İki tane bilinmezi var. O da muharebe sahasının belirsizliğinden kaynaklanıyor. İsrail iki konuyu çözemiyor. Birincisi tüneller nerede ve ne kadar? Onu hiçbirimiz göremiyoruz. Aslında bütün dünya kamuoyunun merak ettiği konulardan biri bu. İsrail de bilemiyor bunu. Şimdi bazı arkadaşlar değişik bir şekilde işte şurada şu var, burada var. Oradaki tünellerin yerini, uzunluğunu, konumunu, maksadını bilmeden de harekatın geri kalan aşamalarına yönelik olarak evet. e, çok titiz bir yorumda uygun olmayabilir. Ama gerçek olan şu ki bir, eğer ben buraya gireceksem diyor İsrail ordusu, hı hı. E, şehir altında savaşacak yani tünellerde savaşacak. Zaten savunan Hamas kullandığı coğrafyayı da savunandadır her zaman inisiyatif Seda Hanım. Kendi istediği şekilde biçimlendirir. Hamas da çatışmayı yer altında kabul etmek istiyor. Şu ana kadar ne oluyor? İşte ifade etmiş olduğum ateş desteği, hava kuvvetleriyle, denizden, havadan, her taraftan muazzam bir ateşle Gazze harap ediliyor. Yıkılıyor yani Gazze şehri ve etrafı. Gazze'nin e, lokasyonuna, şehrine baktığımız zaman da İsrail ordusu bu ateş desteğinin hı hı. arkasında efendim hedef tespit amaçlı, mahdut hedefli dediğimiz sınırlı hı hı. harekat çerçevesinde kuzeyde e, şeyle Beyt Hanun ve Beyt Lahya bölgesinden hı hı. ve hemen aşağıda Cibaliye bölgesinden 3 ayrı noktadan Gazze'nin kuzeyine girmeye başladı. Yavaş yavaş girmeye, meskun mahallelere doğru ilerlemeye başladı. Zaten bu üç bölge hali hazırda kullandığı zırhlı birliklerin imkan kabiliyetine elverişli bölgeler. Ancak yapılan harekat tam anlamıyla zırhlı birliklerin önde girip yapmış olduğu bir harekat değil. Daha sonra yapılacak harekat için yani zırhlı peyade işbirliği yapacak olan harekat için... ...girilen bölgelerdeki caddelerde, yollarda, enkazlardaki mayınları, tuzaklı bölgeleri temizlemek amacıyla... Zırhlı istikam araçları var zırhlı istikam savaş araçları evet. patlatıyor işte dozerlerle ve diğer e, dobi dedikleri şeylerle ilerleme bölgelerinin açıkla açılması emniyete alınmasını sağlamaya çalışan hareketler evet. Mahdut hedefli dediğimiz geniş çaplı Seda Hanım tam cid, büyük manada kara harekatı başlamadı. yakın bir kara harekatı Başla, başlamadı. Başlamak üzere başlamadı Hı. ama şöyle bir şey var başlamış evet. olması bizi yanıltmasın. Tekrar ifade etmek istiyorum. Asıl çatışma evet, tünellerde, tünellerde olacak. Şimdi çok anlaşılır ve güzel yani güzel derken sade hepimizin anlayacağı şekilde anlattınız. teşekkür ediyorum. E, son birkaç gündür e, ne olup bittiğini, İsrail'in e, saldırılarını, katliamlarını, e, stratejik ve askeri aklını ne yaptığını ya da ne yapmak istediğini e, Sayın Çağlar Özer'den dinledik. Şimdi gelelim işin can alıcı ikinci noktasına en çok sorulan konuşulan konusuna Arif Bey'e döneceğim burada. Sadece birkaç bilgiyi alt alta koyup sözü bırakacağım kendisine bütün bunlar ne anlama geliyor diye. Şimdi Yemen'deki silahlı e, silahlı kuvvetlerin İsrail'e yönelik saldırıları sürüyor. Eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri de Suudi Arabistan'ın saldırıları engellemesi için patriot verebileceğini görüşmelerin olumlu gittiğini söylüyor. Şimdi İsrail devlet kanalına göre deniliyor ki devrim muhafızlarının Kudüs gücü komutanı Hizbullah güçleriyle bir sonraki aşamasını koordine etmek için savaşın Güney Beyrut'a gidiyor. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah yarın 15'te bir açıklama yapacak. Acaba ne diyecek tüm dünya bu açıklamaya kilitlenmiş.